19,5 yıl önce evinde katledilen Çağla Tuğaltay'ın annesinin acısı hala taze. Gözündeki yaş inşallah dinecek. Çünkü ortada artık bütün şüphelerin üzerinde yoğunlaştığı bir zanlı var. Kokusuna hasret olmak vardır ya, bu öyle bir şey. En son Çağla'yı gasilhanede gördüm. Gözünden sakındı. Güzeller güzeli kızını daha 15'inde toprağa vermişti. Evinde katledilen lise öğrencisi Çağla Tuğaltay'ın katili aradan 19,5 yıl geçmesine rağmen hala bulunamadı. Dosyanın kapanmasına ise 6 ay kaldı. Gözü yaşlı ailenin bağrına ikinci kez ateş düştü. İnsanın çocuğunun çarşafına sarılıp uyumayı ne demek olduğunu bilir misiniz ki? Çağla gitti. Geri gelmeyecek. Bunu biliyorum. Yangın aynı yangın. Ama yapanın yanına kalmasın. 6 ay sonra söylemenizin hiçbir anlamı kalmayacak. Artık susmayacağınıza ben inanıyorum. Takvim yaprakları 5 Haziran 2000 tarihini gösteriyordu. Lise öğrencisi Çağla Tuğaltay gün sonunda okuldan çıkmış Şişli'deki evlerine gelmişti. Genç kız ailesi tarafından boğazı kesilmiş halde bulundu. Kızım bedeninin yarısı oğlumun yatağın üstünde, ayakları yataktan sarkık, boğazı kesilmiş. Çağla'nın 3 sefer ay diye bağırdığını duyuluyor. İşini bitirdikten sonra ellerini mutfakta yıkıyor. Evlatları genç yaşta cinayete kurban giden aile kahroldu. Tuğaltay'ın faili ise ortada yoktu. Kapıda bir zorlama yok. Evin içinde bir boğuşma izi yok. Sadece kızı yatakta buluyoruz. Kızın belden altı çıplak ama tecavüz de yok. Ve bıçaklanarak öldürülüyor. Ve aradan 19,5 yıl geçti. Çağla Tuğaltay'ın dosyasının zaman aşımından kapanmasına artık 6 ay kaldı. Ve işe Müge Anlı el attı. Bu çocuğu öldüren kişi bundan 6 ay sonra çıkıp da ortaya ben öldürdüm dese dahi ceza almayacak. Anlı ve ekibi hem Tuğaltay ailesine hem de emniyete destek için hızla işe koyuldu. Ben Asayiş Şube Müdürlüğü'nün bu kalan 6 ayı da göz önüne alarak hızlı bir şekilde bu bahse geçen 3 kişiyle ilgili çalışma yapacağının size söyleyebilirim onların adına. Çünkü biliyorum onlar da artık onlar için de bu bir hırs ve namus davası. Çağla Tuğaltay dosyasına siyasiler de kayıtsız kalmadı. Müge Anlı zaman aşımı ile ilgili meclise yasa teklifi verileceği müjdesini verdi. Milliyetçi Hareket Partisi Konya Milletvekili Sayın Esin Kara beni aradı. Vekilimle uzun uzadıya konuştuk. Meclise yasa teklifi vereceğiz. Ve o yasa teklifinde bu zaman aşımı süresinin 20 yıla sınırlandırılmamasını isteyeceğiz dediler. Ağlama hayatım, inşallah yani inşallah sonuçta Çağla evet senin evladın ama hepimizin evladı bir bakıma yani. Programa gelen ihbarlar umut vericiydi. Dün çok güzel ihbarlar geldi. 3 kişiyle ilgili özellikle, 3 ayrı kişiyle ilgili. Özellikle bir kişi üzerinde çok yoğunlaştık. Biri var ki o bir kişi, ben şimdi şu an isim veremem tabii ama özellikle biri gerçekten hani bu cinayetin işleniş şekli, ve daha sonrasında yaptıklarıyla neredeyse birebir örtüşüyor. Şüpheler daha çok failler listesinde adı geçen bir kişi üzerine yoğunlaştı. Çalışmalar derinleşti. Bahsi geçen kişi enteresan bir şekilde bizim programımıza dahil olmuştu. Yıllar önce evet. Yıllar önce olmuştu. Bir tecavüz davasıyla ilgili bir hanımefendi stüdyoya konuk olmuştu. Daha sonra onun bahsettiği kişi yine böyle sayısız tecavüzle ilgili gözaltına alınmıştı ve o katil bizi izliyordu. Şu anda izliyor. İzliyor. Şu anda bizi izliyor. İzliyor. Ama yüreğin pırpır etsin inşallah. İnşallah yani. Hiç geberdiğini falan sanmıyorum. Kötüye de hiçbir şey olmuyor ha. Çağla Tuğaltay'ın annesi program bitiminde soluğu adliyede aldı ve programa gelen ihbarların değerlendirilmesi için savcılığa dilekçe verdi. Kızımın katili ya da katilleri bulunsun istiyorum. Hem kanaldaki bugün gelişmelerle hem de savcı beyle görüştükten sonra çok daha fazla umutluyum. Yani iyi şeyler olacağına inanıyorum. Hiç bu kadar 19,5 yıldır hiç bu kadar umutlu olmamıştım. Savcılık hemen harekete geçti. Ve şimdi gözler şüpheli kişi ve genç kızın üzerinden alınan DNA eşleştirilmelerine çevrildi. Özellikle biri çok uygun hani suç profili açısından hemen onun DNA örneği için başvuru yapacağını söyledi. Şimdi eğer bu DNA eşleştirilmesiyle bir pozitif sonuç gelirse inşallah Çağla'nın kanı da yerde